Selamünaleyküm arkadaşlar. Hülya'nın Köy Hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hepinize hayırlı bayramlar arkadaşlar tekrardan. Bugün fırını deneyeceğim. Fırını deneyeceğim için de arkadaşlar bir tane zaten haşhaşım vardı biliyorsunuz daha duruyor. Fırın pişirmiyor diye yapmıyordum. Haşhaşlı çörek yapacağım kıymetim de. Haşhaşlı çörek yapacağım arkadaşlar. Bir deneyelim fırınımızı bakalım nasıl olacak, pişirecek mi? Biraz da benim tabii ki öğrenmem lazım. Hani ilmini ne kadar da olsa insan hani kendi kullandığı malzemenin ilmini bilirse daha güzel pişirir. Ama bu şimdi bir pişirim nasıl olacak bakalım altın üstünü falan nasıl pişirecek ne yapacak. Ona göre arkadaşlar devam edecek inşallah. Bundan sonra eğer fırın güzel pişirirse tatlılar, börekler, su böreği çok seviyorum normalde. Yani su böreğini de diğer fırınım varken çok yapardım ama bunda maalesef yapamadım. İnşallah su böreği yaparım. Poğaçalar çocuklara poğaça falan istiyorlardı. Poğaça yaparım. O şekilde arkadaşlar değerlendirecek. Yemeği yine belki diğer fırınımda yaparım çünkü o çabuk pişiriyor. Tabii ki bu olduktan sonra yine bunda pişiririm de. İsterseniz şöyle bir göstereyim arkadaşlar malzemeleri. Ben de bir kere yapmıştım. Bu ikinci yapışım arkadaşlar. Şöyle yarım su bardağı süt. 1,5 su bardağı da ılık suyum var arkadaşlar. 1 yemek kaşığı şeker. 1 yemek kaşığı da maya. Bir paket maya da kullanabilirsiniz. Şu instant mayalar var ya arkadaşlar. Onlardan bir paket kullanılabiliyor. Ben şu şekilde şöyle kuru maya zaten her videoda kullanırken söyleyeyim. Bu şekilde pakette alıyorum. Bu çok güzel oluyor arkadaşlar. Diğer instant mayadan güzel oluyor. Onun biraz böyle değişmiş bir kokusu var poğaçaların içinde. Ama bu öyle olmuyor. Ben bunu çöreğe de kullanıyorum çünkü. Bu şekilde güzelce arkadaşlar ne yapacağım? Mayayı şöyle bir eriteceğim ılık suda. Erittikten sonra arkadaşlar şurada bir tatlı kaşığı doğrusu tuz alacağım. Tuzunu da dökelim. Şu şekilde bakın bir tatlı kaşığı da tuzumuz. Ondan sonra yarım su bardağı da sıvı yağ arkadaşlar. Hamur malzemesi bu kadar. Her evde bulunan bir malzeme. Kolaylıkla yapabilirsiniz. İşte haşhaş var. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar 5 su bardağı da un diyor ama ben şöyle göz kararı yapıyorum zaten. Eğer ölçü kullanmak isterseniz 5 su bardağı un yazıyordu tarifte. Şu şekilde hemen yoğurmaya başlayayım. Emin çok söylüyor arkadaşlar. Fırına bir dene de bakalım. 2 yıl garantiliymiş ya. Eğer hani pişirmezse bir şey olursa emmim hemen orayla devreye girecek. O yüzden ben gitmeden kızım bir dene bakalım nasıl pişiriyor falan dedi. O yüzden hemen ben böyle bir çörek deneyeceğim arkadaşlar. Haşhaşlı poğaça mı dersiniz artık çörek mi dersiniz tarifte çörek diye geçiyor. Şöyle yumuşak bir hamur yoğrulacak. Poğaça hamurundan birazcık daha yumuşak olabilir arkadaşlar. Çünkü yumuşak hamurun böreği olsun, çöreği olsun her şeyi de güzel yumuşak böyle puf puf oluyor. Hamuru sert yoğurduğunuz zaman o zaman poğaçalar da sert oluyor arkadaşlar. Onu ben bir iki sefer bir yaşadım böyle. Elim göz kararı kattım da pek elimin ölçüsünü bilemedim. Fazla kattım onu. O zaman bir hem ekşimesi de yani mayalanması da git sürüyor. Ve de hamur sert olduğu için poğaça da sert oluyor arkadaşlar. O yüzden elinizden geldiği kadar hafif böyle elinize yakışacak bir kıvamda olursa hamur daha güzel olur. Şöyle hatta sizlere şimdi hemen göstereyim hamurumu. Daha tabii ki olmadı. Un lazım. Şöyle bir eğelim. Bakın arkadaşlar. Şu şekilde şöyle hamurumu kendime getireyim. Ondan sonra hemen üstüne unu dökeceğim. Bu şekilde bir deneyelim bakalım. Arkadaşlar hamurumu bu şekilde yoğurdum. Tam kıvama da geldiği zaman da hafif elinizi yağlayaraktan bu şekil yapılabiliyor arkadaşlar. Bakın eli yapışır bir kıvamda. Şöyle hafiften elime yağı döktükten sonra topluyorum arkadaşlar şöyle. Bakın hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Bunu şimdi arkadaşlar hemen dinlenmeye alacağım. Şöyle bir yarım saat, bir saat bir dinlensin. Ondan sonra hemen yapmaya başlayalım.
arkadaşlar hamurumuz dinlenirken şurada haşhaşımızı da yapalım. Normalde bir su bardağı haşhaş, yarım su bardağı da sıvı yağ, yarım su bardağı da cevizimiz var arkadaşlar. Şu anda bende ceviz yok. O yüzden sadece yağıyla haşhaşı birbirine bu şekilde katıyorum. Güzelce bunu bir özleştireceğim arkadaşlar. İsterseniz içine az bir şey de tahin katabilirsiniz. Ben birazcık da tahin katacağım içine. Normalde zaten haşhaş tahinli arkadaşlar ama biraz daha tahinini yoğun hissedebilmek amaçlı şöyle yarım su çay bardağı diyelim. Yarım çay bardağı kadar da tahin attım içine. Evet, bunu şimdi güzelce arkadaşlar şu şekilde şöyle akışkanlı kıvama gelecek şekilde güzelce yedireceğim. Yedirdikten sonra o zaman da hamurumuz işte bir yarım saat bir saat kadar dinlensin. Hemen yapmaya başlayalım arkadaşlar. Bakın bu şekilde görüyorsunuz. Ama buram buram tahin koktu şimdi. Sen bak, hayır sen bana bak. Evet arkadaşlar hamurumuz güzelce mayalandı. Şunu bir bak mısın bana bir önce. Şurada şöyle şekerimiz. Haşhaşımız. Şimdi şunu döküyorum. Hani gelmeden öyle Emimgil. Emimgil gelmeden. Buzuna var var yok. Ben oraya gidiyorum. Onlar kesin bir yana gittiler. Oradan buraya gelecekler. Bir yana gittiler. Nereye gittiler ama? Dükkana gitti dedi. Oraya da. Niye öyle yaptın? Yayına yapacaksın Recep. Ben de senden yapabilir miyim yani? Bak. Gördün mü onu? Ben de senden yayın. Yok sen yağ yapamayın. Arkadaşlar isterseniz tek tek de yapabilirsiniz. Bak yağ buralara sürtüyoruz. Evet, evet. Ya, ben öyle yapmam diye. Nasıl hamur olmuş Recep? Anne burayı altınca. O zaman dur değil mi? Değil mi dur şuralara yağ sürelim. Yağ sürmeyince olmadı. Anne şöyle elimi tutamayın da öyle yerse iyi olur. Sen bırak. Mane gelmedi mi? Şu şekilde arkadaşlar şöyle güzelce masamın önce bir yağladım. Ondan sonra dört kare şeklinde şöyle. Nasıl yapmışsın? Sen mi yaptın bunun ayağını? Anne. Bu mu yaptıydı baba ayağını? Dur. Nazar arkadaşlar masamız düştü. Şu. Anne durun da. Tamam. Durur anne. Aman altında kalmış baba. Anne yapmışsın. Altında diyor kaldım diyor. Durun hele diyor. Anne bu manyak mı bu? Şunu öyle baba. Şunu. Ben değil anne, oğlum ben. Yırtılmış. Yırtılmış bir şey olmaz. Ben şekerimizi devir. İnşallah fırını iyi pişirir de yiyip çay mı aldı. Böyle sevmem. Şekeri niye döktün ya lan? Şeker geldi oradan düşüverdi baba düştü gidince. Ben dökmedim ki. Haşhaşı güzelce sürüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi isterseniz tek tek de yapıp hani dört tane beze haline alabilirsiniz. Tek tek üstünü yağlayıp bu şekilde haşhaşla kat kat yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım arkadaşlar. Bu şekilde de daha kolay. Anne şey şöyle yiyebilir miyim? Bak tadına bakalım bir tane. Bak bakalım hadi. Tatlı mı lan? Yani onda da tatlıymış. Az da şu şekilde şu anne, şekil arkadaşlar. Anne bunu da bacar. Dediğim gibi ceviz. Bunu da bacar. Bunu şimdi bak nasıl keseceğim ben şimdi bekle sen. Nasıl keseceğim? Anlatar mısın? Anlatıyor muyum? Bak nasıl keseceğim? Dur bakalım şu telefonumuzu şuraya getirelim de arkadaşlarımız da koşsun. Tamam mı? Şu şekil hamurumuzu görsünler. Sen dur. Kim önce? Dur ben keseceğim. Sen dur. Öyle kesilmez annem. Şöyle ortadan kesecek bak. Böyle. Tamam mı?
Bekle şöyle evet, kestireyim. Bekle şimdi ben sana bir daha kestireceğim. Şimdi şunu alacak, şöyle atacak, tamam mı üstüne Recep? Kat kat oluyor ya. Dur. Kesin mi? Dur şimdi kesme dur. Hepsini doyacağım da öyle mi keseceğim? Tabii. Şöyle üstüne attım, tamam mı bunu şimdi? Tamam. Bu da aynı bu şekilde. Şöyle yapıyor. Aa sen değil mi? Aa. Sen diyorsan bozulur. Niye? Şunu da şöyle üstüne atalım. Dur sen Recep şimdi. Daha mı? Bunu bir açacağım. Şöyle. Tamam. Şimdi bana doğru gitsin de deseyim. Deseyim abi. Geldiler lan. Dur bakın bir dur bir dur dur. Aşağıdan geliyorlar. Birden geliyorlar kime? Şu şekilde açıyorum arkadaşlar tekrardan. Bakın şöyle. Bunlar dur oğlum dur. Dur yavrum dur. Emim geldi de iyi oldu. Emim geldi. Hani böyle anne bak önce böyle keseceğim sonra böyle keseceğim. Ondan sonra böyle keseceğim. Tamam sen yapamam ki ben yapacağım. Bir bakın. Böyle. Hayır ya ben de ben tek gibi kesim. Hani. Bak tek çekelim sen. Hani ben keseceğim. Bak şöyle. Ben öyle kesiyorum dersi. Sen böyle kesemen ki. Sen sadece otur bak bana. Tamam mı? Herhalde birisi geldi. Yıldıray Emin geldiler. Efendi girer. Efendi ne bakar dışarı çıktı. Yok içeri geldiler. Evet arkadaşlar bu şekilde kestikten sonra anne onu bana ya. Şu şekilde alıyorum. İkiye katlıyorum. Ondan sonra böyle döndüreyim. Döndürdükten sonra hemen tepsimize koyuyor arkadaşlar. Tekrardan aynı. Anne. Şu şekilde alıyorum. Deseyim mi böyle? Ne? Deseyim mi böyle? Kesme ya. Dur kesme kesme Recep. Öyle kesme diyorsanız. Öyle kesilmez. Bak 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 adam ne yapıyor bak bak. Evet. Aynı şey yapıyor. Haşhaşlı çörek. Şey kuyruğu yer. İşte yapıyorum ya. Hani. Kuyruğu. Sağ kalsa pişir de bakalım pişireceğim. Pişirecek pişirecek. Pişirecek. Öyle yapmadan şey oradakini bir atlasana. Alacağız. Bak şekillere bakalım nasıl yiyecek. Şöyle de yapma. Bak bak ne yapacağım. Ne bağırıyor? Nasıl? Tamam onu koy şimdi. Tamam onu koyayım. O kalın oldun. Hiç katlamadın. Şekerler ne? Şey yapayım mı? Şöyle. Ha, ne bağlamıyor? Uzun oluyor ki şöyle. Tarifte de böyle ya. Tamam iyi hadi tarif yap. Sen ne yapıyorsun burada? Evden kodup buraya mı geldin? Yok canım orada olan. Hiç yalan bir tane oraya giderim ben sen peki. Hiç yok. Kim olacak? Hiç yok. Kim çünkü? Muhammed dükkana girmiş kuş var. Şöyle arkadaşlar bak. Benim alıştıkça daha iyi yapıyorum. Dükkanımı şey mi? Kaybetmiş. Ya. Bir de çok birleştiriyorsun. Şişmeyecek mi onlar? Şişecek. Niye birleştiriyorsun? Ama ayrıca sıra alır. Benim şekerler koyuyor mu? Bak Emir son ikisi daha güzel oldu. Ben geldim ya ondan dolayı. Ondan mı ki acaba? Test etmedin daha fırını şimdi edeceksin yeni inşallah. Yeni yerim dedik, yeri terim dedik. Doğru dalmışsın. Niye atıyorsun lan? Recep, ne yapıyorsun? Nasıl oldun oğlum, iyi misin? Boğazın iyileşti mi? İyi, şurayı bir çırtık sar bana. Yeter gel oğlum lan. Kalamın oradan gel, senin alalım. Harbette olmuşlar hep esetler. Şöyle arkadaşlar. Burada aynı. Hep bize gelin dedim, yer bulamamışlar. Hakkın kalmış. Üzerinde de bir tane yumurta sarısı. Burada alakalı. Sürecek. Hı. Tabii ki bu birazcık şöyle bir dinlenecek, şişecek. Ne ettin yana sen bunu? Hı. Dur lan. Kesmeyeceksin. Karıştırır. Karıştırır. Yapacak zaten. Hep böyle yapıyor işte. Böyle oturuyor yanına. Neyse bu da şöyle olsun bari. Ne yapayım? Neyle vallahi bunu sana yaptıracağım. Yedireceğim Recep. Ne etmişsin hamurunu? Neyse şöyle yapıyorum. Hı? Recep üzerinde yazıyor Recep diye. Yok zaten burada bir yazıyor. Recep diyecek ha. Ne ettin? Gördün mü Recep? Şu şekilde üstüne şimdi yumurta sarısını süreceğim. Biraz dinlendikten sonra hemen fırına. Tamam. Bu bayağı da iyiymiş. Kapıyı açın da sen elini yıka böyle kozlar. Arkadaşlar bu şekilde yaptım. Bir tane yumurtanın sarısını az bir şey böyle sıvı yağ döktüm. Güzelce karıştırdıktan sonra şöyle üstüne sürüyorum arkadaşlar. Ve bir tane yumurta sarısını baştan ayırsaydım beyazını da hamurun içine katardım. Hani israf olmazdı. Eğer sizler yaparsanız o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar.
beyazı israf olmasın hiç olmazsa. Direkt içine de atabilirsiniz. Şu şekilde hemen fırına atacağım. Fırını da hiç açmadım. Fırını ısınırken bu da zaten orada da mayalanır biraz. Bir ikinci ön mayalama da yaparsanız öyle de güzel olur. Daha böyle kabarır. Şimdi hemen çay koyacağım. Annem babam var. Emmim var. Onlarla beraber yiyelim arkadaşlar. Bakın bu şekilde. İsterseniz üzerlerine böyle çörek otu, hani şu beyaz kunca oluyor ya, ondan da atabilirsiniz. Bakalım bakalım, şu şekilde şöyle fırınımızı ayarlamaya geçelim. Şimdi bu maksimum bir aslında 30 dakikada pişerdi. Neyse 40 dakikaya alalım arkadaşlar. Derecesini de 180'e getirelim şu şekilde şöyle. Getirdikten sonra zaten alt üst açık görüyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve haşhaşlı çöreğimizi içine sürelim arkadaşlar. Tam şu orta kısmına getirerekten sürüyorum. Evet. Haşhaşlı çöreğimizi bu şekilde sürdüm arkadaşlar. Bakın inşallah Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Kapatalım bakalım. Dediğim gibi 40 dakika ayarladım ama hani irken biterse ben alırım ayarını kapatırım arkadaşlar. Şu anda yeni yaptığım için tam dakikasını bilmiyorum. Buna dijital makine mi oluyor artık? Dakikalı olduğu için daha güzel. Hani bittiği zaman kapanır. Bir iş falan yaparken hani unutsak bile yanma riski olmaz. O yönden de güzel. Bu şekilde arkadaşlar sürdük bakalım gördüğünüz gibi. Neyse pişsin. Pişince bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar pişti. Altını kapattım. Zaten hani kendi kapandı da. Tam 10 dakika kalaraktan pişti. Ben de kapattım arkadaşlar. Şöyle çıkarayım. Sizlere de şu şekilde şöyle yakından göstereceğim arkadaşlar. Şurayı alın. Çok güzel pişmiş. Altı üstü bu şekilde giderse hiç oynamadım. Direkt fırına attım. Attığım gibi bir de çıkardım. Hiç dokunmadım arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın size. Görüyorsunuz. Çok güzel olmuş. Yumuşacık ama bayağı sıcak. Şimdi çay koyacağım yanına. Çayımız demlenene kadar bu da güzelce nasıl söyleyeyim, ılır veyahut da su var. O şekilde dilimleyeceğim ve yemeğimizi, yani yiyecek arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Çok güzel. Altı üstü çok güzel pişmiş. Hatta şöyle bir bakın göstereyim sizlere altını da. Bakın şu şekilde altı. Şöyle diyorum ya arkadaşlar, fırına attım. İnanın attıktan sonra kapağını hiç açmadık. Bu şekilde piştikten sonra kapağını açtım. İçi de çok güzel pişti ya. Pişmiş bak şu şekilde. Şu anda sıcak elimi değmiyorum ama puf puf olmuş böyle. Hamuru da güzel yoğurmuşsun. Yumuşak oldu ama. Neyse arkadaşlar ben çayımızı koyayım. Çayımız bir kaynasın. Benim kayfe istedi. Ona benim kayfe yapacağım önce ön olarak da. Sonra bununla beraber de çayımızı güzelce içerik beraber. Çayımızı demledim arkadaşlar. Şimdi hemen şu şekilde şöyle bölelim. Şekilde arkadaşlar bakın şöyle göstereceğim sizlere. İş kısmı görüyorsunuz. Çok güzel pişmiş altı. Şöyle hemen koyalım. Daha ılık arkadaşlar, tam soğumamış. Şöyle hemen alıp sizlere de göstermek istiyorum. Şöyle bir tanesini alacağım, göstereceğim arkadaşlar. Bak şu şekilde şöyle. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar, bakın işlerini, iş kısımlarını. Komple çok da güzel pişmiş. Allah razı olsun emimden de. Sağ olsun. Benim fırın derdinden kurtardı arkadaşlar. Tam istediğim fırın şekli de, yani şekli değil de fırın buydu diyeyim daha doğrusu. Böyle attığını pişirecek, çıkaracak. O şekilde istiyordum. Tam istediğim gibi de geldi. Ben de şu şekilde şöyle ayarlayayım. Bol bol koyalım, yiyelim arkadaşlar. Şunlar da kalıyor tabii ki. Çocuklar yesin bunları da. Daha hepsini yemedik de gerçi. Şöyle, şöyle şu şekilde ayarlayayım. Aynı bizim buranın tahini. Tahin pitesi var arkadaşlar. Aynı onun gibi kokuyor. Burcu burcu. Hemen bardaklarımızı da hazırlayayım. Şöyle iki bardak koyayım. Bunlarla biz çay içeceğiz. İşte babam bile koyalım. Evet bu şekilde.
Emin büyük bardağının içine atıştırdım. Büyük bardağını seveyim o yüzden. Bu şekilde hazırladım. Bir de şekerimizi koyalım. Ondan sonra ben bunları götüre duruyorum. Dediğim gibi çay demledim. Altına da su koydum. Altta kaynaya dursun. Bu şekilde arkadaşlar. Tane aldım da pek nezal almadım. Yiyemedim. Yok mu? Yok mu? Herkesin aldım öyle duruyor. Daha hiç kullanmadım. Tane ben aldım kamerden. O da pekmez yoktu. Geçen senden bir gün pekmez aldım ya. Öyle duruyor da. Hiç daha yok değmedim. Aldın mı? Aldım. Yüzletmez mi? Yok eski kadar kavan oldu. Öyle yiyeyim diye aldım. Bizim var mı Yüzde? Yemem şeytan ne çıkıyor ya? Ben diyorum adamın birileri de tuzlu diyordu ya. Demin bitti de koca tabağı diyor. Evet. Akşam ama bir yokladı. Yokladı mı? Yokladı. Hiç aldırış etmedim. Tanımacaktan geldim yemin ediyorum. İyi diyor. Gelebilirsen ne mutlu sana. Ne mi Recep? Zaten biliyorsun artık o hastalığı ya. Sen geleceğiz ama ne yapacağını biliyoruz istersin. Bunu. Değil mi? Hı? Bilmiyorum. Ne çıktı? Getir koyuyor ya. Hı? Getir koy diye. Güzel. İyi pişmiş mi diyeyim? Baktın tadına. Hiç bakmadım daha. Recep gel şuna oturalım. Güzel olur. Bak nasıl kızın sandalyesi var. Ekmesin ben ona sandalye tamam. Alayım. Oğlum buraya çekilip böyle koyma da. Dur. Ben oraya ama onu ben yiyeceğim ha. Dur bak sen çay ver. Annene yana götüreceksin. Bekle. Gel. Bura bura. Sen şuraya otur. Ben de burada çay kalktım. Ben orada doğru mu değil? Az bir şey daha varmış. Ya, çok az bir şey. Şöyle 5 dakika daha. Ya. He? Daha çiğ. Çiğ değil anne nasıl güzel kızarmış. Hı-hı. Yok yok güzel olmuş. Bak kalın bu tarafına. Çevrekler birbirine karışmış ama. Bu ilk deneme canım o kadar da olacak. Evet. Ama iyi. Hep ayrılıyor ama til til. Zor yaptım yani. Zor pişiriyorsa kolay da pişirir yani. Çiğ kalma yok. Çiğ kalma yok. İyi. Ha. Zaten o onlar olmadı mı tamam kalan ne var mı? Yükünü pişirmede ısıtıyorsun, oraya atıyorsun, önce kabarıyor hamur. Ondan sonra şey yapacağım, kanını açayım, tamam. Arkadaşlar, yok hazırladık yok böyle içeri. İçeri bulanıyor bir yandan, işte yesim de gelmiyor, acıktım bir yandan da. Niye öyle oldu bilmiyorum, oruçtan çıkalım, çıkalım. Hayırlı baba da, ben bileyim miyim, ne kısayım? Yok, dönüyorum ya, ben yaptım ya, bir yiyeyim bana. Deniyor, bir iki, beş dakikada dursa daha yiyorum. Ama o ilk kızaran 26'da bize kızarmış. Su annem tarafında o. Annemin aldığı. Kızarmamış ki burası. Bak nasıl güzel bak var ama emin için aldım. Döktü dedik. Koklar döküyor. Afiyet olsun. Sen de kesene belki. Allah razı olsun. Güle kullandım. İnşallah. Niye sallıyor ki çocuğu? Düşüreceksin aşağıya. İnsin aşağıya. Hadi hadi. Beğenmedin. Yo yo iyi. Lan oğlum evladım. Hadi sıpa. Benim yarım mı yiyor? Dedi getirir mi sana? Sümüklü. Soda suyu mu? Kim bilir soda suyunu güzel mi yok ki? Tek bir var diye bak dedim. Bu da ağzını açmışsın. Bu da gitmiş iyisin. Sen de toz soda ister mi? Toz soda. Sokandı. Çok iyiydi ya. Yok az iyiydi aslında. Ben iyi. Hiç midem de yanmıyor. İyi. Ben de iyiyim. Evet, ama ben sabahlar bir daha peki. Ne İçinin böyle olması çok güzel olmuş. Bak sen yedin mi? Eğer böyle pişiriyorsa, şöyle pişiriyorsa tamam bu fırın. Ne gördün mü bak? Burada iş yapar diyorsun. Ya da şu fırında var bari. Çekse de Gökhan abi aslında beceriksiz kendin pişirin onu da fırına mana buluyorsun diyordu bak. Çek. Bak gördün mü bak. Bak. Göstereyim dur öyle. Tane hesabı bak. Ya beceriksiz olsan böyle olur mu bak? Tane gördün mü? Hepsini bir nasıl ayırdım? Gökhan beni eğleniyordu arkadaşlar. Kendim beceremiyorum da fırına mağara koyuyor diyordu. Göster. Bakın. Nasıl ayırdım hepsini? Ne diyeyim? Bir niye çekiyor ya? Gökhan atacağım sadece biraz. Yerim için yerim. Ha
Ha, resim mi çekeyim de video çekeyim? Yok canım, bir de dur video da çekeyim. Sen konuş şimdi o zaman. Hadi bakalım aç. Hadi dur. Açtın mı? Açtım, konuş. Gökhan bak gördün mü böreğe nasıl güzel börek yaptım. Fırındaymış yani, benden değil. Diyordu ya sen böcek sesinde pişiremiyorsun, fırına mı anaklıyorsun diye bak. Gördün mü? Til til açıldı hep. Bak bir tane böyle şöyle yapabildin mi? Gökhan'cığım açılıyor. Yiyoruz şu anda böreğini. Bak. Onda bir şey vardı, bir sorun oluyor yani. Gökhan'ınki de öyle. Bir ara... Kurzan'ınki de öyle olmuş. O da hiç olmuyor. Arıyor, gitmiyor. Dağıt diyor böyle. Ya der, tek tek at lazım. Makarna gibi gibi. Niye dağıttın bu kadar? Ben çamur kalıyor. Kendi elime koyar, şey ettim. Hmm. Öğündüm değil mi? Havattı. Havattı diye bir elime. İyi çayımızı içelim. Recep, köpeşi de getir hadi oğlum be. Hadi aslanım. Köpeci değil. Hadi yemek getirsin ya. Kim getirsin? Ya. Yemek getirsin. Şimdiki çocuklara yumuş buyurulur mu? Önce lan söylenme o küçük. Evet. Kendin diyor getir diyor. Bana da de bari. Bir daha sana ben robot getiririm de buyurun. Sana bir daha hiçbir şey getirmeyeceğim dedim. Dursun getirsin sana. Dursun da getirmeyecek buna. Dursun'u seviyor mu Dursun? Seviyorum lan. Niye seviyorum lan? Sevmedim onu ben. O Dursuncu olsun. Dursun'u sever. Kimden başlar? Ben hiç çay takmıyorum. Aman sen unuttuk. Dur bari getireyim sana da. Sana soğuk çay katsam olmaz mı dedi? Babam gösterip bay baysın. Değil mi? Ha. Hadi sen de. Dursun abla selam sal. Yarın atım da izlesin.